Merhabalar sevgili arkadaşlar. Maviset Dağ Coğrafya 2. Kitap 26. Föyle birlikteyiz arkadaşlar. Bu föyümüzde küreselleşen dünya altı başta altında arkadaşlar küresel örgütleri, uluslararası örgütleri tanıyacağız. Uluslararası örgütler öncelikle bir sınıflayacak olursak sevgili arkadaşlar. Küresel örgütlerimiz siyasi örgütler, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı. Asker örgüt olarak Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani NATO. Ekonomik örgütler başta altında. Petrol ihracatçıları ülkeler örgütü olan OPEC, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, ee, gelişen 8 ülke D8 ve G20 Grup of 20 olarak adlandıran ülkeleri ele alacağız. Bölgesel örgütlere baktığımızda Avrupa Birliği AB, Bağımsız Devletler Topluluğu BDT, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı KEİ ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'i arkadaşlar değerlendireceğiz. İlk olarak arkadaşlar siyasi örgütlerden biri olan Birleşmiş Milletler'le konumuza başlıyoruz. 24 Ekim 1945 yılında 51 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Genel merkezi New York'tadır. Kuruluş amacı 2. Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler tarafından savaş sonunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmektir arkadaşlar. Dünya barışını ve güvenliğin sağlanması şöyle diyelim. Dünya barışı ve güvenliğin güvenliğin sağlanması amaçlanmıştır. Türkiye Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. 193 üyesi vardır. Birleşmiş Milletler teşkilatının organlarına bakacak olursak arkadaşlar Genel Kurulu, Genel Sekreterlik, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Vesayet Konseyi yer almaktadır kurucu üye ülkelerden 5 daim ülke alınan kararları veto hakkı, etme hakkına sahiptir. Bu ülkenin onayladığı kararla, onaylamadığı kararlar arkadaşlar yürürlüğe girmez. Bu ülkeleri Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD şeklinde adlandırıyoruz ki Aykan Hoca'nın burada fırça formülü vardır gençler. Fırça. Evet fırça bir anlamda. F Fransa'yı, İ İngiltere'yi, R Rusya'yı, Ç Çin'i, A ise Amerika Birleşik Devletleri'ni ifade etmektedir arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir karar alınsa da bu 5 ülkeden biri bu kararı onaylamadığı zaman arkadaşlar karar yürürlüğe giremiyor ne yazık ki. Genel Sekreterlik Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en üst arkadaşlar idari organıdır. Türkiye kurucu üyeler arasında olmasına rağmen veto etme hakkına sahip değildir. Bu da ayrıntılarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yardımcı organlarına bakacak olursak sevgili arkadaşlar. UNESCO Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olarak geçmekte. FAO, Gıda ve Tarım Örgütü, VTO, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Uluslararası Para Fonu, UNICEF, Çocuklara Yardım Fonu, WHO Dünya Sağlık Örgütü, ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü, VIMO, Dünya Meteoroloji Örgütü, İBRD, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, IAEA, Uluslararası Atom Enerji Ajansı, VB, Dünya Bankası, World Bank ve UNFPA ise Dünya Nüfus Fonu olarak arkadaşlar geçmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı İİT olarak adlandırmakta arkadaşlar. Eski ismi İslam Konferans Örgütü İKİK adıyla bilinirken 25 Eylül 1969 yılında kurulmuş bir örgüt. Yeni adı ise İslam İşbirliği Teşkilatı. Merkezi Cidde'de yani Suudi Arabistan'dadır. Türkiye kuruluştan itibaren üyedir. Örgütün ismi 30 Haziran 2011 tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Kuruluş amacı Müslüman halkların Arkadaşlar e, haklarının ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Ülkeler arasında sosyal, ekonomik ve kültürel bilimsel alanlarda işbirliğinin sağlanması e, yer almaktadır. 77 üye ülkesi arkadaşlar bulunmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkeler arkadaşlar şekilde görüyorsunuz. Türkiye'de bu üye ülkelerden biri olarak değerlendirilmektedir sevgili arkadaşlar. Son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı Suri, Suriye'nin arkadaşlar üyeliği askıya alınmıştır. Bu da küçük bir detay olarak aklımızda kalsın sevgili arkadaşlar. Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü arkadaşlar. E, siyasi örgütleri, e, askeri örgütlerimiz arasında yer almakta Öncelikle şunu belirtmek lazım ee, arkadaşlar 9 Nisan 1949 tarihinde Washington'da kurulmuş bir örgüttür. NATO'nun merkezi Brüksel yani Belçika'da bulunmaktadır arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Rusya'ya karşı kurulmuş bir örgüttür. Rusya'ya karşı ABD'nin desteğini alarak Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üye ülkelerden herhangi bir tehdit altında olduğunda diğer ülkenin destek vermesi kararlaştırılmıştır. Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye olmuştur arkadaşlar. Dikkat edelim Avrupa'da bulunup bu, bu bir de üye olmayan ülkelere dikkat edelim arkadaşlar. Burada Norveç'i görüyoruz. Arkadaşlar önemli bir detaylardan biridir. İsviçre böyle konularda hep bağımsızdır arkadaşlar Avrupa'da. Yine önemli detaylardan bir tanesidir bu. İsveç arkadaşlar Türkiye'nin onayını beklemektedir. Bunu biliyorsunuz yakın zamanda Finlandiya Türkiye'nin onayıyla arkadaşlar birliğe katılmıştır. Bunu yine göz ardı etmeyelim. Yine dediğim gibi Avrupa'dan arkadaşlar yine katılmayı özellikle katılmayan ülkeler arasında şu anda İsveç ve İsviçre dikkat çekmektedir yorumunu yapabiliriz. Ekonomik örgütlere bakacak olursak Petrol ihracından ülkeler örgütü ile başlayacağız arkadaşlar ekonomik örgütlere. 1960 yılında Bağdat'ta kurulmuştur arkadaşlar. Merkezi Viyana'da yer alan bir örgüttür OPEC. Kurucu üyeler Venezuela, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak'tır. Kurucu ülkeler yeni ülkenin kuruluşa katılmasını veto etme hakkına sahiptir. Kuruluş amacı petrol fiyatlarının ve üretim miktarlarının belirlenmesidir. Sonradan katılan ülkelere baktığımızda Nijerya, Libya, Gabon, Ekvator Ginesi, Angola, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti daha sonradan birliğe üye olmuşlardır arkadaşlar. Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütüne bakacak olursak. 1947-1960 yıllarında faaliyet gösteren Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün OEEC yerine 30 Eylül 1961 yılında kurulmuş bir örgüttür arkadaşlar kendisi. Amaçlarına baktığımızda arkadaşlar, üye ülkelerdeki halkın yaşam standartlarını yükseltmek, işsizliğin ortadan kaldırmak, işsizlik diyelim, işsizliği ortadan kaldırmak. Dünya ticaretinin geliştirmesini sağlamak arkadaşlar. Bu önemli. Yine birliği üye, ülkeli, üye ülkelerdeki halkın yaşam standartlarını yükseltmek gibi amaçları var. Dünya ticaretinin arkadaşlar geliştirmesini sağlamak gibi amaçları bulunmakta. Gelişen 8 ülkeye bakacak olursak arkadaşlar. Gelişen 8 ülke olarak adlandırdığımız grup ise D8 adıyla biliniyor arkadaşlar. 15 Haziran 1997'de İstanbul'da Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya arasında imzalanan protokolle oluşturulmuş bir örgüttür arkadaşlar. D8 örgütü. Kuruluş amacı üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmektir arkadaşlar. Bu amaçla üye ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmeyi, ticari ilişkilerini çeşitlendirmeyi, ticaret alanında üye ülkede iyi imkanlar sağlamayı ve halkın yaşam seviyesini yükseltmeyi amaçlar. Bu bilginin arkadaşlar detayına baktığımızda daha çok Müslüman ülkeler arasında kurulmuş bir gelişme, yani gelişen 8 ülke dediğimiz zaman Müslüman ülkelerin oluşturmuş olduğu bir örgüt olarak dikkat çekmektedir. Gelişmiş 7 ülke G7'ye baktığımızda ise arkadaşlar önemli sanayileşmiş ülkeler tarafından ekonomik politikaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla 1975 yılında kurulmuştur. 1990 yılında itibaren AB'nin temsilcileri de zirvelere katılmıştır. 2014 yılından itibaren Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle üyeliği askıya almıştır arkadaşlar 2014 yılı itibariyle. Üye ülkeler Almanya, Fransa, ABD, İtalya, İngiltere, Japonya ve Kanada'dan oluşmaktadır. G20'yi ele alacak olursak arkadaşlar. G20 aslında eski adıyla gelişmekte olan 20 ülke, 20 ülke olarak bilinmekteydi. 1994 Meksika Peso krizi, 1997 Asya krizi ve 1998 Rusya krizi nedeniyle küresel ekonomik ve mali istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur. Dünyanın en büyük ekonomisi arasında yer alan 19 ülkeyle AB komisyonu tarafından oluşturulmuştur. G20 olan ülkelere baktığımızda arkadaşlar Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, İngiltere, ABD ve AB Komisyonu yer almaktadır. Yani Avrupa Birliği Komisyonu. Ayrıca IMF ve Dünya Bankası da toplantılara katılmaktadır arkadaşlar. Bir anlamda G7'de bulunan ülkeler aynı zamanda g 20de üyeler. Türkiye G7'de yok ama G20'ye üye olan ülkelerden biridir arkadaşlar. Evet, bölgesel örgütlere geçecek olursak arkadaşlar ilk olarak Avrupa Birliği'ne yer alacağız. 18 Nisan 1971 tarihinde Belçika, Hollanda, Almanya, Lüksemburg, Fransa ve İtalya arasında imzalanan Paris Anlaşması ile kurulmuştur. Günümüzde AB'ye üye sayısı 27'dir. AB üye olmayan Avrupa ülkelerine baktığımızda, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Birleşik Krallık yakın zamanda Brexit kararlarıyla İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır arkadaşlar. İzlanda, Kosova, Sırbistan, Belarus, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Norveç, Ukrayna. Moldova, Karadağ ve Bosna Hersek arkadaşlar Avrupa Birliği'ne üye değildir. 1958 yılında imzalanan Roma Anlaşması'yla Gümrük Birliği uygulamasına geçilmiştir arkadaşlar Avrupa Birliği'nde. Kuruluş amacına baktığımızda üye ülkeler arasında ekonomi, tarım, hizmet ve rekabet gibi birçok alanda ortak politik oluşturmak, Amsterdam Anlaşması 1999 yılında ve Nice Antlaşması 2003 sonrasında Avru Ortak Para Birimi olarak kullanılmıştır. Birleşik Krallık 23 Haziran 2016 yılında arkadaşlar yapılan halk oylaması sonucunda Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy çıkmış ve 31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır arkadaşlar. AB üyesi olup NATO'ya üye olmayan ülkelere baktığımızda Avusturya, Güney Kıbrıs, Malta ve İsveç arkadaşlar Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen NATO'ya üye değillerdir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne gelirsek arkadaşlar ki e, bir anlamda bölgesel örgütlerden bir diğer olarak dikkat çekmektedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin öncülüğünde 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Kuruluş amacı bölgesel olarak kalkınmak, Karadeniz Havzası'nın barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır. Stratejik konuk işbirliği teşkilatı üye ülkelere baktığımızda Türkiye, Romanya, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Yunanistan, Rusya, Arnavutluk, Ukrayna ve Sırb Ukrayna, Sırbistan ve Kuzey Makedonya. Şunu belirtmek lazım. İlk kurulduğunda arkadaşlar sadece Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan gibi, Romanya gibi, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan ve Türkiye arasında kurulmuşken daha sonra katılımcı üyeler görüldüğü gibi notumuzda da artmıştır arkadaşlar. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'e bakacak olursak, kuruluş amacı Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, üye devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesidir. Örnek Interpol Türkiye 1997 yılında arkadaşlar bu birliğe üye olmuştur. Bağımsız Devletler Topluluğu BDT Bağımsız Devletler Topluluğu 8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Ukrayna ve Belarus arasında imzalanan anlaşma sonucunda oluşturulmuş devletler topluluğudur. Anlaşma sonucunda Sovyetler Birliği resmi olarak yıkılmıştır. Kuruluş amacı Rusya'nın dünyada ve bölgedeki siyasi yerini kurabilmesini sağlamaktır arkadaşlar. Bağımsız devletler toplumu üye olan ülkelere bakarsak Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Ermenistan, Belarus, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dır. Kurucu ülkeler Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya'dır. Üyelikten çıkan ülkeler ise Gürcistan, Ukrayna ve Türkmenistan'dır arkadaşlar. Türkmenistan üyelikten çıkmasına karşın gözlemci ülke olarak görevine devam etmektedir. Vansı devletler topluluğu ülkenin oluşturdukları oluşumuna bakarsak Avrasya Ekonomik Topluluğu AET 10 Ekim 2000 yılında Rusya, Kırgızistan, Belarus ve Tacikistan arasında günlük birliğini sağlaması amacıyla oluşturulmuştur. Ortak Ekonomik Alan Anlaşması arkadaşlar 19 Eylül 2003 yılında Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ukrayna arasında serbest ticaret bölgesinin kurulması, mal ve hizmetlerin ticaretinin sınırlamalarının kaldırılması, Ortak Gümrük ve Ticaret Politikası'nın uygulanması amacıyla kurulmuştur. Türkiye'nin üye olduğu küresel bölgesel örgütlere bakacak olursak arkadaşlar. Türkiye'nin üye olduğu siyasal örgütlere baktığımızda Birleşmiş Milletler Türkiye'nin üye olduğu örgütlerden biridir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'nin üye olduğu örgütlerden biridir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi üyesiyiz. Avrupa Konseyi üyesiyiz ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yani AGİT üyesiyiz. Ekonomik örgütlere bakarsak G20 üyesiyiz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD üyesiyiz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na EKO'ya üyeyiz. Uluslararası Para Fonu IMF üyesiyiz. Dünya Bankası'na üyeyiz arkadaşlar. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu ülkesiyiz ve gelişen 8 D8, gelişen 8 İslam ülkesi içinde yer almaktayız. Asker örgütlerden Kuzey Anlaşma, Atlantik Anlaşması Örgütü NATO üyesiyiz ve Batı Avrupa Birliği BAB'ın yine üyelerinden biriyiz arkadaşlar. Türkiye'nin üye olmadığı küresel bölgesel örgütlere bakarsak G7 içinde yokuz, Avrupa Birliği'nde yokuz, bağımsız devletler toplumunda yokuz, Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret anlaşması olan, yani Amerika, Kanada ve Meksika arasında imzalanmış olan Kuzey Amerika Ülkeli ülkeleri serbest ticaret anlaşması NAFTA'da yokuz sevgili arkadaşlar. Evet konuyla ilgili birkaç örnek sorumuz var arkadaşlar. Örnek bir 2020 yılı ayeti sınavına çıkmış bir soru. Bazı ülkeler siyasi ve askeri ekonomik açıdan işbirliği yaparak kimi örgütlerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir kısmının ortak amacı üye ülkenin ticari çıkarlarını korumak, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliği yapmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 1992 yılında İstanbul'da kurulan örgüt aşağıdakiler hangisidir demiş arkadaşlar. Ve Türkiye önde, önderliğinde kurulan bu örgütün adı arkadaşlar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın cevabımız D seçeneğidir. Yine 2010 yılı DSE sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar. Bugünkü AYT sınavının o zamanki adı. Aşağıdaki tablodaki fark iki Avrupa ülkesinin üye olduğu bazı uluslararası örgütler verilmiştir. Buna göre X, Y ülkeleri aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Öncelikle baktığımızda Y ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği olmayacak. Fransa'nın Avrupa, Birliği, Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği üyesi olduklarını biliyoruz arkadaşlar. Bu anlamda Y ülkesinin kesinlikle Rusya Federasyonu olması gerekiyor. Baktığımızda arkadaşlar diğer bir detaya. X ülkesi Avrupa Birliği üyesi, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliği yok ve G8 üyesi bir ülke. Arkadaşlar Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi'nin üyeliği olmayan ülke Almanya'dır. Bu anlamda sorumuzun cevabı Almanya ve Rusya Federasyonu olacaktır. Yani B seçeneği doğru cevabımızdır. Üçüncü örneğimize baktığımızda yukarıdaki örgütlerin hangilerinde üye ülkelerin ekonomik işbirliğini artırmak ve ekonomi çıkarlarını korumak amaçları bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO askeri bir örgüttür arkadaşlar. Ekonomik bir kavram yoktur bu örgütte. petrol Petrolitaciden ülkeler örgütü ekonomik bir örgüttür. bağımsız Devletler Topluluğu yine kendi ekonomik çıkarları korumak amacıyla Rusya'dan, Sovyet Rusya'dan dağılan ülkelerin kurduğu bir örgüttür. Dolayısıyla 2 ve 3 arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Evet sevgili gençler 26 Nolu filmimize burada nokta koymuş oluyoruz. Bir sonraki föyümüzde yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.